Londra'daki Ulusal Galeri'deyiz ve resimlerinden ziyade baskılarıyla ünlü olan William Hogarth'ın altı resimlik bir serisine bakmaktayız. 18. yüzyıl, özellikle endüstri devriminin başlamakta olduğu İngiltere ve Fransa'da ilginç bir dönemdi. Bu gelişmelerin sonucu olarak sanat eserlerini satın almak isteyen orta sınıf genişledi. Aristokrat dünyanın bir şekilde güç kaybettiğini, buna mukabil zenginleşen tüccar sınıfının güçlendiğini görüyoruz. Bu gelişmelerin öncesinde sanat sadece aristokratlara, hanedanlara ve kiliseye hizmet ederken bu dönemle birlikte sanat genişleyen orta sınıf izleyiciye de hitap etmeye başladı. Resimlerden çok daha ucuz olan baskılar geniş kitlelere satılmaya başlanır ve ticari bir eşya haline gelir oldu. Hogarth'ın buradaki amacı da bu tabloları satacağı baskılar için model olarak kullanmaktır. Bu resimlerin baskılarını tanesi bir şilinden satmayı planlamaktadır. Bu fiyat çalışan sınıftan bir kişinin karşılayabileceğinden fazladır. Ancak bahsettiğimiz bu yeni orta sınıf için uygun bir bedeldir. Hogarth, 21. yüzyıl sanatında çok aşina olduğumuz, sanatla ticaretin, galerilerin, para kazanmanın iç içe olduğu sisteme benzer şekilde çalışan bir girişimci sanatçı gibidir. Bu resim serisi tam olarak bahsettiğimiz yeni oluşan orta sınıfa odaklıdır. Zira burada ahlaki değerlere seslenen bir dizi görsel görmekteyiz. Fakat bu aynı zamanda eğlenceli de bir resim dizisi. Çünkü burada aristokrasiyle alay edildiğini de görüyoruz. Serinin tamamı mariage à la mode olarak biliniyor. Burada 18. yüzyılda bazen aşk için değil de ekonomik çıkarlar için düzenlenen evliliklere bir gönderme yapılmış. Mariage à la mode, modern evlilik veya dönemin evliliği anlamına geliyor. Altı resimden oluşan bu seride Squanderfield isimli aristokrat bir ailenin servetini israf etmesinin öyküsü anlatılıyor. Ailenin ismindeki Squander kelimesi de israf anlamına geliyor. Lord Squanderfield, arazilerini ve dünyevi varlığını koruyabilmek için oğlunu zengin bir tüccarın kızıyla evlenmeye zorluyor. Bu evlilikle tüccarın kızı da aristokrat ünvanını elde edecek. Burada ticari bir alışveriş yürütüldüğünü görebiliyoruz. Şimdi tabloya bir bakalım. Sağ tarafta Lord Squanderfield'ı görüyoruz. Lord'un orta çağdaki bir şövalyeden başlayan aile şeceresini göstermesi masaya koyduğunun bu soyun kuvveti olduğunu gösteriyor. En sol tarafta mavi giysiler içindeki oğlu duruyor. Bir kutudan bir şeyler alıyor ve sanata meraklı biri gibi gözüküyor. Aynı zamanda aynaya da bakmakta. Gözü kendinin aynadaki yansımasına dalmış gibi. Aslında genç Lord'a pek de ee, sempati duymuyoruz. Arkasında gördüğümüz kadın ise evleneceği kişi ona sırtını dönmüş bu kadınla. Hiç ilgilenmiyor. Evet, bu önceden ayarlanmış bir evlilik. Kadın, hikayenin devamında da göreceğimiz başka bir kişiyle sohbet ediyor. Bu kişinin adı Silver Tongue, anlamı gümüş dil ve bu kişi bir danışman. Hogarth'ın bu kişiyi alaya aldığı ve doğru şeyi doğru zamanda söyleme becerisine sahip birisi gibi bir dal kabuk gibi gösterdiği aşikar. Lord Squanderfield, gut olduğunu gördüğümüz ayağıyla aile ağacının ve ödenen başlık parasının arasında duruyor. Adeta, masaya çok şey koyuyorum, bu uzun aristokratik şecereye sahibim, buraya dizilen paralar dahi bu şecere karşılığında yetersiz dermiş gibi gözüküyor. Bunun sebebi camdan dışarı baktığımızda gördüğümüz yeni malikane olabilir. İnşaat halen devam ediyor ve Lord'a bunun için para lazım. Ayrıca masada avukatı ve genç kadının babası olan tüccarı görüyoruz. Onlar aynı zamanda bu ticari işte de ilgileniyorlar. Mimar inşa edeceği binanın hayaliyle pencereden dışarıya bakıyor. Genç çiftin dışındakilerin tümü kendi çıkarları dolayısıyla buradalar. Genç adam kendi kendine düşünüyor. Genç kadın ise teselli edilemez gibi gözüküyor. Bu iki kişi kendilerinin sonu olacak bu felakette kendilerine düşen rolü oynayacaklar. Şimdi ikinci tuvale bakalım. Bu tablonun ismi Tetatet yani baş başa veya yüz yüze. Adam kumar, içki ve kadınlarla geçen bir geceden dönmüş. Bunu nasıl anlayabiliyoruz? Köpek erkeğin cebindeki kadın bonesine benzer şeyi kokluyor ve adam tüm gece boyunca hiç uyumamış gibi gözüküyor. Kadınsa kocası dışarıdayken kendi meşrebince eğlenmiş gibi gözüküyor. Korsesi açık. Aşığı kocası gelmeden az önce gitmiş gibi gözüküyor. Bakışları oldukça flörtöz. Başının üstündeki aynayla bir sinyal veriyor gibi. Belki de aşığına verilen bir sinyal. Sandalye yere düşmüş. Yerdeki sandalyenin üstünde bir enstrüman ve açık bir müzik kitabı var. Kadının kocası gelmeden kısa süre önce aşığıyla birlikte olduğunu gösteren işaretler bunlar. Dönemin tablolarında geleneksel olarak müzik bedensel zevki temsil etmek için kullanılan bir öğedir. Arkadaki odada azizlerin tablolarını görüyoruz. Bu da Hogarth'ın bize bu çiftin ahlaktan yoksun olduğunu belirtmek üzere koyduğu bir sembol. Bu işaretleri gözden kaçırmadığımızdan emin olmak için Hogarth resmin ön planına üçüncü bir figür daha yerleştirmiş. Elinde faturalar tutan bu kişi bir muhasebeciye benziyor. Muhasebeci bu genç çiftin finansal açıdan dikkatli olmalarını sağlayamıyor. Bir eli şikayet edercesini havada duruyor. Eğer üstteki tablonun önündeki objelere bakarsanız, varaklı çerçevelerdeki yağlı boya tablolarla dolu bu aristokratik ortamla zıtlık oluşturduklarını, yeni satın alınmış olmakla birlikte epey adi gözüktüklerini fark edeceksiniz. Kanımca bu, Hogarth için önemli bir tezat sanatçı bu genç çiftin satın alarak evlerine getirdikleri zevksiz şeylerle bu aristokrat yaşamın parçası olan klasisizmin arasındaki tezatı vurguluyor. Başka bir deyişle aristokratlara ithaf edilen, yüzyıllar içinde oluştuğu ve kalıtımla geçtiği düşünülen değerlerin bu kişilerin yaşamlarındaki gerçeklikle örtüşmediğine vurgu yapılıyor. Burada bu vurguya bir ekleme daha görüyoruz. Arka tarafta üstü perdeyle kapatılmış bir tablo var. Belki adam tarafından içeriye getirilmiş olabilir. Tablonun büyük bir kısmı perde sebebiyle gözükmüyor. Sadece çıplak bir ayak görebiliyoruz. Bu çıplak ayak bir yatağın üstünde. 18. yüzyıl resim sanatında yatağın üstündeki çıplak ayak açık saçık bir resmin belirtisi. Aslında duvarlarda gördüğümüz bu resimlerin tamamında bir öykü anlatılıyor temsil edilen sahne hakkında yorum katılıyor ve bunu burada çıkıntının sağ tarafında da görebiliyoruz. Mesela şurada klasik uslupta bir heykel var. Heykelin burnu bir parti sırasında düşürülüp kırılmış gibi gözüküyor. Bu heykelin arkasında harabeler arasında bir aşk tanrısı tablosu görüyoruz. Yani aşkın kendisi bir felaket haline gelmiş gibi. Şimdi üçüncü tabloya bakalım. Bu tablonun ismi inspection, inspeksiyon ya da yani kontrol veya muayene ve bir doktorun muayenehanesi de olduğunu, bir doktorun muayenesinde daha doğrusu geçtiğini görüyoruz bu tablonun. Veya bu adam bir eczacı da olabilir. Sonuçta şifa bulmak üzere gelinen biri olduğu belli. Soldaki doktorun gözlüklerini temizliyor olması, bu doktorun yapacağı muayeneden birazcık endişe duymamıza yol açıyor. Arkasındaki kadın asistanı olmalı. Bu kişilerin ikisinin de frengi olduğu çok bariz. Bu önemli bir nokta. Genç Lord Squanderfield'ın boynunda da frengi olduğunu gösteren büyük ve siyah bir leke var. Bunu diğer tuvallerde de görebiliyoruz. Genç Lord'un muhtemelen kötü kadınları gördüğünü biliyoruz. Genç Lord başından beri sefahat içinde yaşıyor ve bariz ki genç eşini de mikrop ulaştırmış. Burada kendisiyle birlikte doktorun e, muayenesine getirdiği Frengili bir genç kadın var. Bu genç kadının ağzındaki bir yaraya merhem sürdüğünü görüyoruz. Bu sahne gerçekten kötü ve iğrendirici gözüküyor. Hogarth bu genç adama sempati duymamızı engellemek için elinden geleni yapıyor. Genç adam doktora, ilacın işe yaramıyor. Paramı geri ver der gibi bakıyor. Doktorun asistanı olan genç kadın bu duruma oldukça sinirlenmiş gibi duruyor. Doktor ise duyarsız kalmış gibi. Hogarth'ın bu figürleri nasıl karikatürize ettiğine bakın. Eczacı saygınlıktan uzak bir surata sahip. Bu sahnede de ortamdaki nesnelerin bize bu figürlere ilişkin bir şeyler anlattığını görebiliyoruz. Ecza dolabında bir iskelet modelinin yanında duran bir insan figürü dikkat çekiyor. Sol tarafta yine ölümü sembolize eden bir kafatası var. Ancak hiç kimse günün birinde ölecekleri gerçeğini ciddiye alıyor gibi değil. Hatta genç Lord Squanderfield oldukça keyifli bir ruh halinde gibi gözükmekte. Şimdi dördüncü tuvale geçelim. Bu tablonun ismi The Toilet, The Toilet. Ve bu resimde tuvalet masasında süslenen kadın resmedilmiş. Saçları yapılıyor, giyinmiş, makyajı yapılmış, etrafı dostlarıyla çevrili. Dikkat ederseniz çocuğu yanında yok. Çocuğu olduğunu çocukların diş çıkarması aşamasında kullanılan ipe geçirilmiş mercan boncuklardan anlıyoruz. Bu kadın bir anne ancak çocuğu bu sahnede görülmüyor. Yani belli ki kadın pek iyi bir anne değil, çocuğuyla ilgilenmek yerine arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Kadın yatak odasında bulunuyor. Yatak odasının kişinin sadece kendisine özel bir oda olmaması aristokraside oldukça sık rastlanan bir durum. Sol tarafta danışman Silver Tong'u ikinci kez görüyoruz, doğrudan evin içine doğru bakıyor. 18. yüzyıl resminde bu bakış, danışmanın artık kadının aşığı olduğunu belirtiyor. Hatırlayalım, genç kadını evliliğe ikna etmeye çalışan ve onu avutan da bu kişiydi, belli ki durumdan yararlanmış. Müzik yapılıyor, içkiler içiliyor ve burada da frengi hastası olan kişiler bulunduğunu e, rahatlıkla görebiliyoruz. En sağ taraftaki figürün elinde biletler var ve bir maskeli balo resmine işaret ediyor. Duvarda gördüğümüz resimlerin tümü çok önemli ve bir anlamda bakmakta olduğumuz resme ilişkin yorum getirerek ahlaklı davranış normlarının ihlal edildiğini vurguluyorlar. Aslında baktığımız resmin ana düşüncesi de tam olarak bu. Duvardaki resimlerden iki tanesi Zeus'un bir aşk macerası yaşamak için kılık değiştirmesine ilişkin ve bir sonraki tuvalde de bu konuyu göreceğiz. Burada zaman gece bu beşinci tablo. Artık bir aristokratın evinde değiliz. Kötü şöhretli bir yerdeyiz. Burası hiç kimsenin sizin ne yaptığınızı bilmesini istemediğiniz zamanlarda kiralayacağınız tarzda bir oda. Genç kadının dizlerinin üstünde olduğunu ve aşığının ki bu silver tongue olmalı pencereden kaçtığını görmekteyiz. Aşığı kaçıyor çünkü az önce kadının kocasını kılıcıyla yaralamış. Silver Tong ve kadın uygunsuz şekilde yakalanmışlar. Aşık kocayı yaralamış ve kadın kocasından merhamet diliyor. Olayın bir maskeli balonun ardından e, gerçekleştiğini anlıyoruz. Giysilerini çıkarmışlar, yerde de bir maske var. Son tabloda Hogarth bize son durumu gösteriyor. Bu genç kadının öldüğü sahne. Yani hem kocası hem de kadın ölmüşler. Kadın ayağının yanında bulunan gazetede aşığı Silver Tong'un asıldığını okuyunca kendini zehirlemiş ve ölmüş. Aşığı kocasını öldürdüğü için asılmış. Bakıcının annesiyle vedalaşması için bebeği getirdiğini görüyoruz. Bu çok kötü ve acıklı bir sahne. Ayrıca çocuğun yanağında da frengile görüyoruz. Dolayısıyla çocuğun da hasta olduğunu biliyoruz. Bu çift affedilemez günahlar işlemişler. Bu evlilik aşk yerine ticari bir alışverişe dayanmaktaydı. Şuraya da dikkat edelim. Öz babası kızı ölmek üzere olmasına rağmen onun parmağındaki yüzüğü alıyor. Sağ tarafta masadan et çalarken gördüğümüz köpek de hırsı ve açgözlülüğü simgeleyen bir başka figür. Aslında et değil de sanırım domuzun başını çalıyor. Tekrar kadının evinde olduğumuzu görebiliyoruz. Bu aristokrat Squanderfield ailesinin evi değil. Dışarıda Thames nehrini, şehrin kalabalığını görebiliyoruz. Ve bu bize Londra'nın 18. yüzyılda ne kadar radikal şekilde değişmiş olduğunu hatırlatıyor. Son olarak Victoria döneminin önemli yazarlarından Takerey'in altı resimden oluşan bu seride verilen ahlaki önermelere ilişkin olarak yazdığı şu cümleleri de söylemeden geçmeyelim. Şeytani gümüş dilli danışmanlara kulak vermeyin. Bir erkekle mevkisi için veya bir kadınla parası için evlenmeyin. Kocanızın haberi olmaksızın aptalca işlere girişmeyin ve maskeli balolara katılmayın. Evinizin dışında kötü arkadaşlıklar kurmayın ve karınızı ihmal etmeyin. Yoksa hem bedeninizi mahvedersiniz hem de soyunuz Tyburn olur. Merak ediyorsanız Tyburn suçluların asıldığı yermiş.